uzun zamandan beri Milli Eğitim Bakanlığı üst üste ataklarda bulunuyor. Bunu daha önce aslında 4+4+4 süreciyle başladılar. 2012'deki bu müfredat ve zorunlu eğitim süresinin uzatılmasıyla birlikte bu süreç başladı. O dönem İmam Hatipler'in ortaokul bölümü yoktu. İmam Hatipler'in ortaokul bölümü açıldı. Daha sonra sürekli böyle ufak ufak kenarından köşesinden müfredat sürekli dinselleştirme yolunda genişletildi. 2017-2018 eğitim öğretim yılında ise bu evrimle ilgili bölüm müfredattan çıkarıldı ya da çok daraltıldı. Bu şekilde devam ediyor. Hatta evrimi anlatan dersler, evrim dersi anlatan öğretmenlerle ilgili de zaman zaman yer yer soruşturmalar açıldı. Biliyorsunuz bu şeye gelmeden önce, yani en son biyoloji ya da müfredattaki yapılan değişikliklere gelmeden önce de ÇEDES gibi bir program yapıldı, bir uygulama. Bunu değerler eğitimi kapsamında okullarda kulüpleştirdiler. Ailelerden onunla da hile yoluyla talepler alarak, belgeler imzalatılarak çocukları birçok camiye, farklı yerlere, namaza, farklı uygulamalara götürdüler. Ama bu en son yapılan, bu biyoloji dersinde komisyonun da bilgisi dışında, çünkü müfredatları komisyonlar yazar, Talim ve Terbiye Kurulu'ndan geçer, ondan sonra da o haliyle yayınlanır, paylaşılır, pilot bölgelerde uygulanır vesaire. Bunlar bütün bu aşamalardan sonra, yani komisyon ve Talim ve Terbiye Kurulu'ndan sonra oraya yaratılışla ilgili bir bölüm sokuluyorlar. Bu anladığımız kadarıyla akıllı tasarım dedi diye bilinen, Amerika'da evangelistler tarafından dünyaya da yayılmaya çalışılan, bir dönem bizi de Adnan Oktar, Harun Yahya diğer namı, diğer ismi olan vatandaş okulların önünde, üniversiteler kapısında yaratılış atlası diye bunu yapıyordu. Şimdi bunu çeşitli sebeplerden dolayı Adnan Oktar'ı içeriye attılar. Şimdi Milli Eğitim Bakanlığı bu görevi üstlenmiş görünüyor. Ama daha kötüsü, bunu yaparken bir hile yoluna başvurarak, yani komisyondan kaçırarak, Talim ve Terbiye Kurulu'ndan kaçırarak böyle bir yola başvurmuş olması da ayrıca çok büyük kötülük ve ironik. Bilimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır. Bu çok nettir. Bugüne kadar bilimden, bilimin ışığında eğitim müfredatını ve programını yapmayan tüm ülkeler emperyalistlerin sömürü ve uşağı olma durumundadır. Çünkü yoğun bir din sömürüsü vardır. Bunların da yaptığı aslında hem cumhuriyetle hesaplaşmak hem de bir taraftan bir dini sömürü üzerine biatçı bir toplum yaratmak istiyorlar.